Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sevgili peygamberimizin üçüncü kızı Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anhayı tanıtmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Günler kasvet, vahşet ve sevgiden, kardeşlikten yoksun bir şekilde devam ediyordu. Akıllı insanlar bu karanlığı aydınlatacak bir kurtarıcı göndereceğini Allah'tan bekliyorlardı. Hele kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi, hayattan koparılmaları, onların şeytanla eşdeğer tutulduğu bir dönemde sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kızı dünyaya geldi. 605 yıllarında Mekke'de doğduğu biliniyor. Zeynep ve Rukiye'den sonra Resul-i Ekrem'in üçüncü kızı olup annesi Hazreti Hatice'dir. Dolgun yüzlü, çok güzel bir yavrucak olduğundan dolayı ona Ümmü Gülsüm adı verildi. O Mekke'de peygamberlikten önce dünyaya geldi. Kureyşliler kendi aralarında Muhammed'in kızlardan başka çocuğu olmuyor diye ileri geri dedikodu yapıyorlardı. Onlar kız çocuğu doğduğunda diri diri kumlara gömecek kadar cahiliye içerisinde merhametsiz ve vahşi insanlardı. Onların bu durumunu Allah Celle Celaluhu şöyle bildiriyor. Nahl suresinin 58-59. Ayetlerinde onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir, onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün? Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Peygamberimize aleyhisselam henüz ilahi görev verilmemişti. Annesi Hazreti Hatice'nin himayesinde edebin, ahlakın, görgünün, en ince detaylarıyla yetişen Ümmü Gülsüm ve kardeşleri, Mekke'de herkesin beğendiği birer çocukluk hayatı yaşıyorlardı. Ablası Rukiye ile adeta ikiz gibiydiler. Ev işlerinde annelerine ve ablaları Zeynep ve Rukiye ile uyumlu kardeşliği örnek bir aile modeli olarak herkesin dikkatini çekiyordu. Ablası Zeynep'in evlenmesinden sonra üç kız kardeş, yaşları birbirine yakın ama birbirlerine hem saygılı hem de bağlıydılar. Kalp kırmamaya, tembellik yapmamaya gayret ediyorlardı. Entelektüel bir hanım olan anneleri Hazreti Hatice, kültürün, edebin, hayanın, ahlakın zirvesinde bir insandı. Ticaret kervanları düzenleyip ekonomik hayatın içerisinde ciddi söz sahibi olan Hazreti Hatice ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biricik kızlarının cahiliyenin tozuna toprağına bulaşmadan yetişmelerine ciddi gayret sarf ediyorlardı. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep Ebu'l-As ile evlenince Ebu Leheb oğulları Utbe ve Uteybe'yi yeğeninin kızlarıyla evlendirmek istiyordu. O dönemde temiz, iffetli, ahlaklı bir insan bulmak zordu. Ebu Leheb komşusu olan yeğeninin kızlarını iki oğluna istemek için kardeş Ebu Talib'e aracı yapmıştı. Katı kalpli karı kocadan olan çocukları Utbe ve Uteybe, zarafetin ve inceliğin temsilcisi olan bu iki masumla evleneceklerdi. Hazreti Hatice ve Allah Resulü bunların durumunu biliyor ama inatçı amca ve yengenin bu isteklerinden vazgeçmeyeceklerini de çok iyi biliyorlardı. Gönül razı olmayınca Allah Celle Celaluhu o gonca gülleri müşrik eli değmeden kurtarıp tekrar baba ocağına döndürecekti. Nişan yapılmış fakat düğünleri olmamıştı. Ümmü Gülsüm Uteybe ile nişanlanmıştı. Babası Ebu Leheb'in İslam'a ve peygamberimize olan aşırı düşmanlığı sonucunda Allah Celle Celaluhu Tebbe suresini indirince Ebu Leheb oğluna baskı yaptı ve onun kızlarını boşayın dedi. Onlar da babalarının sözünü tuttu. Böylece Habibi'nin gülleri iman ve insanlıktan nasibi olmayan müşrik azgın insanlardan kurtulmuş oldular. İman halkasına ilk katılanlardan birisi olan Hazreti Osman ile kısa bir zaman sonra ablası Hazreti Rukiye evlenip Habeşistan'a hicret ettiler. Ümmü Gülsüm kız kardeşi Fatıma ile beraber Mekke'de ana babalarının yanında kaldılar. Artık iki ablası da evlenmişti. Evin işlerinden o sorumluydu. Hayatın sıkıntıları, müşriklerin eza, cefa ve ambargoları günden güne artıyordu. Müslümanlara ambargo ve boykot uygulanıyordu. Haşimoğulları ile birlikte Müslümanlar Ebu Talip mahallesinde hapsedilmişti. 3 yıl süren bu ambargoda aç ve susuz bırakılmışlardı. Ümmü Gülsüm bu zor ve sıkıntılı günlerde yaşının üzerinde bir olgunlukla anne ve babasının elem ve kederini hafifletmeye çalışıyordu. Üzerine düşen sorumluluğu biliyor ve annesine "Üzülme anneciğim" diye onu teselli ediyordu. Aile içerisinde eğer problem yoksa hariçten gelen problemlere göğüs germek daha kolay oluyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük tesellisi aile içerisinden kendisine inanmayan birisinin çıkmamasıydı. Hazreti Nuh'un aleyhisselam oğlu ve hanımı gibi inanmasalardı Allah Resulü'nün içi parçalanırdı. Zaten her şeyle kendisine yardımcı olan amcası Ebu Talib'in iman etmemesi kendisini büyük bir üzüntüye sevk ediyordu. Her zaman karanlık sonuna kadar devam etmezdi. Her gecenin bir sabahı,
Her çilenin de bir sonu olacaktı. Bu çilelerin de sona ereceği bir zamanı var diye sabretti. Sabrının mükafatını Allah'tan bekledi. Günler sıkıntı içerisinde bir bir geçmekteydi. Bir gün Ebu Talip, Müslümanların kuşatıldığı mahalleye geldi ve ambargonun kalktığını müjdeledi. Kabe'ye asılan vesikanın parçalandığını haber verdi. Bu haber Müslümanları çok sevindirdi. Müjdeli haberler mutluluğun devamı anlamına gelmiyordu. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha annesi Hazreti Hatice, 25 yıl kadar süren mutlu bir evlilik hayatından sonra hicretten 3 yıl kadar önce 19 Nisan 620 tarihinde vefat etti ve Hacun kabristanına defnedildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hatice'nin vefatından 3 gün önce amcası Ebu Talib'i kaybettiği için düşmanlarına karşı kendisini savunan iki desteğini yitirmiş oldu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızlar Ümmü Gülsüm ile Fatıma hicrete kadar birbirlerine ciddi destek oldular. Nübüvvet davasında müşriklerin baskıları, zulümleri ve hakaretlerine babalarıyla beraber göğüs geriyorlardı. Nihayet baskılar dayanamayacak hale gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve birçok sahabe Medine'ye hicret ettiler. İki kardeş Mekke'de kalmışlardı. Ablaları Zeynep de vardı ama o evliydi ve bir kocası vardı. Teyzelerin oğlu olan Ebu'l-As aileye sahip çıkıyordu fakat iman nasip olmamıştı kendisine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleşip ailesini getirecek ortamı hazırlayınca Hazreti Zeyd bin Harise ile Hazreti Ebu Rafi'yi yanına çağırarak onlara Mekke'ye gidip orada kalan ailesini getirmelerini istedi. Hazreti Zeyd bin Harise, Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Sevde ile kendi eşi Hazreti Ümmü Eymen ve oğlu Hazreti Üsame'yi de yanına alarak yola çıktı. Hazreti Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma amcaları Hazreti Abbas'ın develerine bindiler. Kafile Kudeyt mevkiine gelince Zeyd bin Harise 3 deve satın alarak kulu yolcuları onlara bindirip Medine'ye doğru yola devam etti. Kureyşliler Müslümanları Mekke'den hicret etmek durumunda bırakmalarına rağmen bazıları kötülük yapma düşüncesinden kurtulamamışlardı. İbn İshak'ın bildirdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesi hicret ederken yolda Hüveyris bin Nukiz adında bir Mekkeli'ye rastladılar. Müslümanlara kötülük yapmaktan zevk alan bu zalim, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ün devesini dürtüp ürküterek bu iki masum insanın yere düşmelerine sebep oldu. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma mücadele ile büyümüş, inanılmaz zulümler görmüş, olanlara sabretmiş, iradeleri çelikleşmişti. Buna da sabrederek çölleri aşıp Medine'ye dinlerini özgürce yaşayacakları İslam yurduna vardılar. Medine'de Ensar'ın hanımları onları karşılayarak evlerine misafir ettiler. Onları güzel bir şekilde ağırladılar. Bir müddet dinlendikten sonra kendileri için yapılan eve yerleştiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davete Medine'de de devam ediyordu. O Medine'de bir yandan sahabelerini yetiştiriyor, diğer bir taraftan da İslam devletinin temellerini atıyordu. Burada insanlığın dünyasını ve ahiretini aydınlatacak örnek davranışlar öğretiliyordu. Bir taraftan da İslam yok etmek isteyen müşriklerle savaşılıyordu. Bütün bunlara yakından şahit olan Hazreti Ümmü Gülsüm bu dönemde de babasına ve İslam davasına hizmet etmeye devam etti. Hicret yurdunda da üzüntüler dinmiyordu. Büyüklerin çilesi büyüktü. Annesini hicretten önce kaybetmiş olan Ümmü Gülsüm'ün Medine'ye gelişlerinin üzerinden daha bir yıl geçmeden ablası Rukiye'nin de vefatıyla sarsıldı. Ablasının ölümü onu ve Hazreti Fatıma'yı çok üzdü. Peygamberimizin o sırada Bedir'de müşriklerle savaşıyor olması, babasının yanında olamamak onun üzüntüsünü derinleştiriyordu. Ablası Hazreti Rukiye vefat edince öksüz kalan 4 yaşındaki oğlu yani yeğeni Abdullah'la yakından ilgilendi. Allah Resulü aleyhisselam geldikten sonra Abdullah'ı yanına alınca elinden geldiğince ona annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştı. Hazreti Osman eşi Rukiye'nin vefatı sonrası çok üzgündü. Üzüntülü halleri aylarca devam etti. Hazreti Ömer yalnız kalan Hazreti Osman'a kızı Hafsa ile evlenme teklifinde bulundu ancak Hazreti Osman bu teklifi kabul etmedi. Hazreti Ömer dostunun bu tavrına içerledi ve Allah Resulüne şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, Hafsa Osman'dan hayırlısıyla, Osman da Hafsa'dan hayırlısıyla evlenecek." buyurdu. Bundan sonra Peygamberimiz Hazreti Ömer'den kızı Hafsa'yı istedi ve kendine eş olarak seçti. Bu arada akrabalık bağlarının kesildiğini düşünen Hazreti Osman'a da kızı Ümmü Gülsüm'ü nikahladı. Gerekli hazırlıklar tamamlandı. Hicretin 3. yılında düğünleri yapıldı. Hazreti Osman Ümmü Gülsüm ile evlenmekle Peygamberimize 2. defa damat olma şerefine nail oldu. Bundan sonra Hazreti Osman Zinnureyn yani iki nur sahibi unvanına sahip oldu. Ümmü Gülsüm ile Hazreti Osman arasında sevgi ve şefkat vardı. Onlar birbirleriyle iyi anlaşır ve fazilette yarışırlardı.
zaman zaman evlerine uğrayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına eşini nasıl buldun diye sordu. O da o çok iyi bir eş dedi. Allah Resulü kızına eşine çok iyi davranmasını tavsiye etti ve o atan İbrahim'e ve babana en fazla benzeyen kişidir dedi. Bundan dolayıdır ki Ümmü Gülsüm Hazreti Osman'ı insanların en faziletlisi olarak bilip ona öyle davranırdı. Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a 27 yaşına gelmişti artık. Tam gün görecekti ki bedeninde bir bitkinlik hissediyor, yüzü soluyordu. Son zamanlarda pek bir şey yemez olmuş ve ince naif olan vücudu iyice zayıflamıştı. Bu durum hastalanmasına sebep oldu. Birçok çile ve ıstıraba katlanan, yaşının üzerinde olgunluk gösteren Ümmü Gülsüm çok rahatsızdı. O hasta yatağındayken İslam ordusu Tebük seferine çıkmıştı. Ne kocası ne de babası yanındaydı. Ümmü Gülsüm çok bitkin bir vaziyetteyken ordunun Medine'ye geldiğini duyunca biraz kendine gelir gibi oldu. Morali yerine geldi ancak takati kalmamıştı. Hazreti Ümmü Gülsüm'ün vefat etmekte olduğu haberi Hazreti Osman'a ulaştırıldı. Kalbi eşinin durumuyla pır pır atan Hazreti Osman Ümmü Gülsüm'ün yanına koştu. Yanına vardığında o Rabbine kavuşmuştu. Allah Resulü ve ashabı Hazreti Osman'ın evine geldiler. Efendimiz kızının soğuk bedeniyle karşılaştığında şefkat dolu yüreği mahzun oldu ve gözyaşlarına boğuldu. Yapılacak şey her vefat edene olduğu gibi teçhiz ve tekfin yapılması gerekiyordu. Efendimiz damadı Hazreti Osman'ın koluna girip dışarı çıkardı. Hazreti Safiye, Esma ve Ümmü Atiye radıyallahu anhum içeri girdi. Efendimiz bu kadınlara, kızım Ümmü Gülsüm'ü 3, 5 veya 7 daha fazla yıkayınız. Hanımlar Ümmü Gülsüm'ü yıkarken Peygamberimiz biricik kızının kefenini tek tek kendi elleriyle uzatıyor, nasıl kefenleyeceklerini tarif ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ve gözyaşları arasında kızının namazını kıldırdı ve onu da diğer kızları Rukiye ile Zeynep'in yanına Baki kabristanlığına defnetti. Ümmü Gülsüm'ün vefatı Hazreti Osman'ı çok mahzun etti. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli için 10 tane kızım olsaydı biri öldükçe onları birer birer Osman'a nikahlardım buyurdu. Ona sevgi dolu iltifatta bulundu. Rabbim ahirette Peygamberimizin kızlar Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep, Fatıma radıyallahu anhum ecmain ve sevdikleriyle bizleri komşu eylesin, yollarından ayırmasın. Amin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.